Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed. Evet, yeni bir ders, yeni bir seriye başlıyoruz. Ruhu beşer, Allah'a ve ahiret gününe iman. Yani ders başta olarak birazcık düşük bir cümle gibi gözükse de Sultanbeyli'deki dershanemizde herhalde bir toplamda 9 saat üzerinde çalışma yaptığımız bir ders. Evet Ruhu Beşer. Beşer'in ruhu ve Allah'a ve ahiret gününe bakmasını ele alacağız. Yani 7. sözü okuyacağız. 7. söz serisine başlıyoruz inşallah. Evet iki iman esası yani amentü billah ve bir yemil ahir. Allah'a iman ve ahiret günde imanın insan ruhuna bakan noktalarını ele alındığı 7. sözü anlamaya çalışacağız. 12 derslik namaz serimizden sonra. Kendi alemimde ben böyle ders çalışmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk seneden beri böyle. O yüzden hani bir dersi okuyayım diye, bitirin manası da değil. Üzerine de çalışma yapmış olduğum dersleri ifade etmeye çalışıyorum. Kendimi istifade ettiğim için size de inşallah istifadesi olur. Olduğu kadar yapacak bir şey yok yani. Şimdi Kur'an'da geçen Allah'a iman ve ahirete iman hakikatını ifade edilmiş olduğu ayetleri anlamaya çalışacağız. Birçok ayet var bu noktada. Neden Kur'an-ı Kerim Allah'a iman ve ahirete iman rükünlerini sürekli nazara veriyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle dikkat etmemiz gereken şu. İman etmek ile biz İslam olmak arasındaki farkı kaçırıyoruz. Yani iman etmekle İslamiyet dairesinde olmak, Müslüman olmak çok farklı şeyler. Yani bizim için iman, hani daha önceki derslerde ifade etmiş ki ne zaman iman ettin? Sorusunda böyle işte, işte kavli beladan beri iman ettik. Yani ne kimse kavli belayı hatırlar, ve de ondan sonra iman ettiğini atılar ama böyle bir sisteme girmişiz. Elhamdülillah ikram-ı ilahi olarak. İşte iman bu öyle değil. Yani ben iman dairesiyle müşerref oldum ve orada artık tamamdır diyerekten yaşanacak bir şey değildir iman. İman sürekli tazelenmesi, yenilenmesi gereken bir hakikat. İslam dairesinde olmak farklıdır, iman etmek farklıdır. Bununla ilgili Hucurat Suresi'nde bir ayet-i kerime var. Diyor ki bakın, Bedeviler inandık dediler. O zamanki Bedeviler inandık dediler. Sen de, de ki onlara diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Siz iman etmediniz. Yani siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Evet. O zaman geçen bir muavere. Bir pazarlık falan filan durumu var. Neyse çok önemli değil yani ayetin nüzul sebebi belki o zaman için o sebepte ama bu ayetin bütün asra bakan tarafını biz ele almamız lazım. Eğer nüzul sebebine göre ayeti okuyup bırakırsak o zaman Kur'an olan rabıtamızın hepsi biter. O zaman Kur'an'la muhatap olamayız biz ki en büyük hatamız da bu. Evet nuzul sebebi mutlaka olmuştur ama siz iman etmediniz ama İslam oldu deyin. Çünkü henüz iman kalplerinize yerleşmedi diyor. Şimdi iman dil ile ikrar ve kalben tasdiktir. Evet biz de hepimiz elhamdülillah ehli imanız. iman ettiğimizi dille ikrar ediyoruz. Fakat kalbi tasdik noktasında sıkıntımız var. Bu seride bunu göreceğiz. Nerede nerelerde sıkıntı olduğumuzu. Şöyle diyelim. Şimdi insanın ruhu var. Ruhu insan. Ruhu insani. İki nokta yani burada ele alacağımız konu. Amentü billah ve bilyemil ahiri. Allah'a iman ve ahiret gününe iman. Bu iki iman rüknü bu konuda bana nazara verilecek olan 5-6 maddelik bir nokta var. Bu noktalara karşı benim bunlara yapmış olduğum yorumlar, bu noktalara vermiş olduğum manalar ve bu noktalara bakmış olduğum manalar ile bende oluşan manalar. Şimdi bu noktaya göre ben iman etmek ve İslam olmak arasındaki şeyi bulacağım. Ya yani ne demek bu? Ruh insan olarak ben, dünya benim için ne ifade ediyor? Bir. Kabir. Ahirete iman ettiğimizi iddia ediyoruz ama kabre karşı bakışımız nasıl? Oldukça korkutucu. Benim nefsimde öyle. Ecel hadisesi. Benim ruhumda bana yüklemiş olduğu mana ne? Sonra hayat yolculuğu. Bu hayat ve hayat yolculuğu. Bu hayat yolculuğu içerisinde alemi ahiret de var. Ve ben buna karşı ne mana yüklüyorum? Bir korkum var mı? Bir endişem var mı? Allah'a iman ediyorsam ummaması lazım eğer iman etmişsem olmaması lazım. <laughs> ve bendeki az ve fakr benim için ne mana ifade ediyor? Gerçekten ben az ve fakr içinde olduğumu hissediyor muyum? Bunun farkında mıyım? Sonra zeval ve firak. Kainatta her an var olan en büyük hakikatlerden bir tanesi olan zeval ve firak benim alemimde ne gibi bir mana ifade ediyor? Ve en son bütün lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölüm hakikati, mevt hakikati benim alemimde, benim ruhumda ne gibi bir etki yapıyor? Şimdi ben bunlara karşı göstermiş olduğum yüklemiş olduğum, manalarla almış olduğum, ruhumdaki o manaların benim aynamda inkişaf etmesiyle beraber evet ben ölüme karşı, kabre karşı, gülerek bakıyorsam tamam. Ben âmentü bil bilyemil ahiri hakikatına ciddi iman etmiş sayılır. O zaman o bunun göstergesidir. Ama bunu işte iki tane örnek verdim ki çok örnekler gelecek ders içerisinde. Bunu yapamıyorsan o zaman ben iman ettim dememem lazım. İslam oldum ama iman da kalbe yerleşmedi benim aynamda, benim dünyamda iman hakikate inkişaf etmedi manasına geliyor. Böyle yüzleşince kendimizi çok güzel olacak. Şimdi nefis muhasebesi yapıyoruz. Alışıla gelmiş her dükkanın üzerinde bulunan bir yazı var. Yani şöyle bugün Allah için ne yaptın diye sorsam. Serkan abi bugün Allah için ne yaptın? Namaz kılın tamam. Hakkı bugün Allah için ne yaptın? Kitap okudum. Sen Mesut Allah için ne yaptım ki? namaz kıldım. Şimdi bakın nefis muhasebesi yaparken yaptığımız en büyük şey bu. Hep amel cinsinden bir nefis muhasebesi yaptık. Dikkat ettiniz bakınız ki Yasin daha önce bu manayı dinlediği için ondan sonra işi tefekküre bağladı. Ki tefekkür değil. Ne yaptık? Amel cinsinden bir nefis muhasebesi yaptık. Bakın Kur'an-ı Kerim bize vermiş olduğu nefis muhasebesi yapılırken ana ders bu değil. Peki ne? İman merkeze alınıp amel onun etrafında dizayn edildiği zaman nefis muhasebesi olur. Önce iman. İman noktasında bir nefis muhasebesi lazım. Biz bunu atlıyoruz. Bize bunu ders verilmiyor. Çünkü ders verecek kişi de pek fazla yok. Bu manayı anlaması lazım. Çünkü Kur'an'daki bu manayı yakalamak için bize iman edip salih ameller işten deyince işte para ver, yardım et, sadaka ver, işte tespih çek, Kur'an oku diye şeyler nazara veriliyor. Bunlar nefis için bu noktada kolay şeyler. Benim kıyas yapacağım noktada. Ama iman muhasebesi yapılınca yani iman merkeze alınıp ben amellerimi iman merkezli düşünmeye başladığımda işte nefis bunu sevmiyor. Neden bunu nefis sevmiyor? Çünkü iman üzerine muhasebe yapınca yapmam gereken en önemli nokta benim mahlukiyetimi anlamam. Ben yaratılmış bir mahluk olduğumu idrak etmek zorundayım. Ben bir mahlukum. Mahlukiyetimi idrak edip sürekli şekilde birinin bir halik tarafından idare edildiğinin farkına varmam lazım. Birinci adım ve en kritik adım bu. Neden? Bak diyor ki sözlerde kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Bir. Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? İki nasıl birinin lütuflarıyla böyle nazenin besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. 3 nokta saydı. Farkında mısınız? Bakın çok önemli nokta burası. Bir, kafanı kaldırdığında kainata kendine baktığında bir merhamet eli tarafından hakimane idare olunduğunu ve bir kerem eli tarafından müşfikane, şefkatli bir şekilde terbiye edildiğini ve birinin lütuflarıyla böyle nazenin beslendiğini gün içerisinde ne kadar idrak ettin? Bu nokta çok önemli. Yani işin belki de klip noktası burası. Ve emin olun ki ben bunu yapmaya çalışalı şey 5-6 ay oldu. Gün içerisinde ki bu kadar hakayetle meşgul olduğumuzu iddia eden kişiler olarak söylüyorum. Gün içerisinde mahlukiyetimi idrak noktam 1 dakika 2 dakika zor. Peki ben mahlukiyetimi idrak etmezsem ne olur? Her yaptığın şeyin içerisinde ben karıştırmaya başlayacaksın. Kendine kemalat göreceksin. Kendine güzellik göreceksin. Kendine kabiliyet göreceksin. Kendine kusur görmeyeceksin. Şimdi böyle bir adam dağlar kadar hizmeti olsun, ibadeti olsun. İşine ben karıştırdım mı siyanür gibi bir şey bu yani. Bitiriyor işi. O yüzden geçmiş derslerde bir örnek vermiştik. Çarpan ve çarpılan diye. Hatırladınız mı? Bize ders verilen sistem şu. Amele dayalı din eğitimiyle iman merkezli din eğitimi. Şöyle. Şimdi ne diyorlar bize? İbadetini arttır. İşte çok namaz kıl. Çok Kur'an oku. Işte çok kitap oku. Çok oku, çok oku. Ama iman işte, iman ettin sen tamam. Fazla şey yapmana gerek yok. İman sabitini sen sürekli arttırıyorsun ibadetini. 2 çarpı 5, 10. İmanın sabit 2, arttırıyorsun. 20 yaptın. 2 çarpı 20, 40. İman sabit, hiçbir çalışmak üzerine, hiçbir tefekkür yok, hiçbir mahlukiyet idrak etmemişsin. 2 çarpı 100, çarpı 200. Bak ne oldu? 200 oldu. Evet, amele dayalı din yaşantısında senin sevap manası artıyor. Ama bu sevap manası Emin olun ki bu zamanda günahlarda kesinlikle insana katkı sağlamaz. Götürmez. halihazırdaki hazırdaki durumumuz bu zaten. Ama bu kolay. Bu çok kolay. Ya yani bir insan için Kur'an okumak çok kolaydır. Tefekkür etmek çok zordur. O yüzden nefis ki ya oku oku daha çok oku daha çok oku daha çok oku. Kendini kandıracak. Şimdi döndük. Kur'an'ın ders vermiş olduğu iman merkezli bir din yaşantısı. Nasıl olacak? İmanını arttırıyorsun. İşte sohbetlerle, okumalarınla ki bütün amacımız, bütün gayemiz nedir? Şu Kur'an'a olan muhatap ettiğimizi arttırmak. Halik olan münasebetimizi, farkındalığı. Ben bunu yaptım. İmanımı bine çıkardım. Ama günde beş vakit namaz kıldım. 5'i yaşı karıştırma işi mantığıyla bir hayat yaşadım. Ama 5 vakit namazım sağlam hiç aksatmıyorum ama imanda terakki ediyorum yani sürekli şuurum açık şu kainatta bir tefekkür halindeyim kendi aziyetimi fakretimi biliyorum kusur daşan hemen her şeyi kabul ediyorum benim diyorum ben yaptım diyorum hata ben de diyorum kusur ben de diyorum a 5 vakit namaz kılıyorum İman seviyem bin, ibadetim 5 1000 çarpı 5 beş eşittir 5000 beş az yaparsın has yaparsın ben katmazsın. Aczini anlarsın, fakrını anlarsın ve neden kurtulursun biliyor musun? Bakın bir ayet-i kerimeyi buldum. Onlar diyor amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir diyor. Eğer sen ilk ibadete dayalı bir eğitim metoduyla bu dünyada yürüyeceğini iddia edersen işte günde ben bu kadar sayfa kitap okuyorum, işte 300 Kur'an okuyorum, 500 Kur'an okuyorum, işte böyle anlatıyorum, böyle gidiyorum, böyle koşturuyorum. Ben var ya ben, ben ya dediğin çok da şey yaptın ama bitirdin. Diğer tarafta bütün yaptıkların zaten sana ihsan edildiğinin, kudretinin icadı, rahmetin itizası olduğunu anladın. Mahcubiyet içinde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bütün ondan sonra ikramları karşı kabulle beraber sen terakki etmeye başladın. Kur'an bize iman çalışmasını ders veriyor. Fakat ne yapıyoruz? Biz kolaya kaçıyoruz. Diyoruz ki çok okuyalım. İşte mübarek gün ve gecelerde gidelim. Geceyi ihya edelim. Böyle bir gecede <laughs> zirve nirvana'ya ulaşacağımızı zannediyoruz. Veyahut da hacca gidiyorsun, hacdan bir dönüyorsun ondan sonra beter oluyor adam. Neden? Çünkü iman takviyesi, iman tazelenmesi olmamış. O yüzden Kur'an'a muhatap olurken geçmiş değil, bugün gibi yaşıyor, oluyor şekilde Kur'an'a böyle muhatap olmamız lazım. Ve okuduğumuz şu eserleri de abiler, özellikle çok söylüyorum. Bunlar bir bilgi kitabı değildir. Yedinci sözü biliyorum diyerekten meseleye yaklaştığınız anda iş çözülür biter. Bak mesele ben 7. sözü biliyorum diye yaklaştığın anda iş bitti. Senin daha bu hakikaten bir şey anlama imkanın yoktur. 7. söz ve billahi yemil ahir hakikati bana bir bilgiyi ders verir. Ders alırım ben. Aynı okullardaki matematik gibi. Birinci sınıf matematik, de matematik, üçte matematik, dörtte matematik, beşte matematik, lise birde matematik, üniversite birde matematik değil mi? Sürekli matematik öğreniyoruz. Sürekli matematik bilgisi yükleniyor bize. Sürekli çünkü değişiyor, formüller değişiyor, manalar değişiyor. Şimdi Kur'an da böyledir, vakatlar da böyledir. Bütün amacımız Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı anlamaya çalışmaktır. Aa, ben yedi söz biliyorum ya bunu daha önce biz çok defa yaptık. Daha da bir şey öğrenecek bir şeyim yok bundan dediğin anda senin vahiy olan muhatbetin vahyin de manalı olan bu eserlere herhangi bir eser de olabilir olan bütün muhatbetin bitmiştir. Sen daha bir şey de alamazsın. Çünkü ilim cehalet zemini üzerine kurul. Önce ben bilmiyorum bilmiyorum dememiz lazım. Evet geldik buraya. Şimdi yedinci sözün girişine başlıyoruz. Yedinci sözden iki tane cümle okuyacağız. Yedinci söz Bismillahirrahmanirrahim. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan. Evet giriş nokta burası. Kainat neymiş? Tılsımı muğlak. Ne demek? Şimdi aranızda hiç bu kainattaki bu tılsımı merak eden oldu mu? Veya da bu kainatın bir tılsım böyle acayip bir yapı olduğunu merak eden veya da farkında olan oldu mu? Zaman zaman. Bakın, düşünen insanlar kainatı ve kainat içinde süre gelen bu bütün faaliyetleri merak edip düşünmüşler. Düşünen insanlar. Tabii biz düşünen insanlar kıvamında mıyız derseniz orası ayrı mesele. Yani maalesef daha çok dinleyen insanlar potansiyelindeyiz biz. Yani daha çok dinliyoruz. Düşünen insan sayısı çok az. Ki mesela yani şu cemaat mesela en çok tefekküre dayalı sistemde eğitim alan bir cemaat olmamıza rağmen gün içerisinde tefekkür saatimiz saat olarak olur mu sizce? Ya i̇mkansızdır yani. Burada en baba tefekkür eden adam günde yani 7-8-10 dakikadır tefekkürü. 24 saat içerisinde 10 dakika. hiç bir zaman yani. Ki yani biz hani kısmen daha çok muhatap olduğumuzu iddia ediyoruz ya. Bak, bu bende böyle. E dışarıdaki adam ne yapacak yani? Şimdi düşünen insanlar bakmışlar kainata. Demişler ki kainatta ki mütemadiyen yani şu hayret engiz faaliyetin sırrı. Acayip bir faaliyet varmış kainat. Hayret engiz, hayret çeken, insanı hayrete getiren sırrı ve hikmeti nedir? Bir de hikmeti soruyor. Yani tamam bir sır var da bir de hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar? Daima dönüp tazeleniyorlar. Evet, işin kilit noktası burası. Burayı iyi idrak etmek lazım. Yani giriş cümlesi müthiş. Önemli. Yani eğer sen kainata bir tılsın falan diye bir şey görmüyorsan evet kardeşim sen hiç ne bu derse gel, ne benim boğazım da daha az kişi olsun daha az kişiyle oturup konuşalım yani. Acaba nereden gelip nereye gidiyorlar, burada vazifeler nedir, ne için gelmişler diye hiçbir şekilde aklına bir soru takılmıyorsa Kardeşim senin dinle olan münasebetinin hiçbir şeyi yok. Takditten ötedir sen ya. Git cami cumanı kıl ver paranı yürü ya tamam. Onun adına da sen Müslümanlık diyeceksen Allah kabul etsin. O Öyle de bir yol varsa yürü bakalım yürüyeceksin ama önce kainattaki şu acayip sistemin farkına var. Görmüyor musun ki sen durmuyor hiçbir şey. Ya. Hep gidiyor ya. Sana verilenler de gidiyor. Sen ne gidiyorsun. Senden öncekiler gittiler. Baktın ki yaz bütün mahlukat gitti. Kış bütün mahlukat gidiyor. Her an bir deveran var yani. Yani işin sırrı ilk adım bakın çok önemli farkındalıktır. O yüzden Kur'an-ı Kerim bana çok defa fenzur der. Nazar et. Bak düşünmez misin? Akletmez misin der. Şimdi ben bunun farkına vardım. Dikkatli baktığımda görmeyi öğrendiğimde ve benim Kur'an'ın bana emri ki bu. Bak Demek ki benim görmeyi öğrenmem gerek. Ve bunu başarabildiğimde ilk farkında olacağım şey nedir biliyor musun? Her şeyin birbiriyle olan müthiş irtibatı. Kainat adeta iç içe dercedilmiş, birbirine bağlanmış, zatına baktığında aykırı ama hakikatine baktığında bir sistem içerisinde sevk olunduğunu görüyorsun. Her şey birbirine bağlantılı. Hemen döndün kendine her şeyin de benimle alakadar olduğunu, benim de her şeyle alakadar olduğumu farkına varıyorum. İkinci adım bu. Şimdi bu farkındalığı yakaladım. Şimdi ben bir arayışa geçiyorum. Bakın bu bir fıtri bir arayıştır. Din dediğimiz hakikat insandan İslam'a metoduyla anlaşılması lazım. Yanlış yapıyoruz. Şimdi ona değineceğiz. Şimdi ben baktım ki ya bu durmayanlar neden durmuyorlar? Sürekli tazeleniyorlar. Kendime baktım ben de durmuyorum. Ölüm hakikatini her an yaşıyorum. Ölüm hakikatini sürekli bana hakikat ders veriyor. Ölüm hakikati an ve an bende tazeleniyor. Şimdi biz ecelini anladık? Ecel işte ben son nefesimi vereceğim. <laughs> Gitti eceli geldi. Senin ecelin aslında sürekli geliyor ve gidiyor. Ama büyük ecel demiş olduğun büyük kıyametin senin ölümle beraber gelecek olan eceli zannettin. Peki geçen hafta gidersen hatırlayın hangi ayet-i kerimeyi nazara vermiştik biz? Ecelin müsemma diye bir ayet-i kerime nazara vermiştik. Sürekli var olan ecelleri nazara vermiştik. Bu da Rahat Suresi 2. ayet. O da geçen bir tabir. Yani her gündüz gecenin her gece gündüzün eceliydi. Akşam sabahın, sabahta gecenin eceliydi. Yani sonbahar kışın bir düşmanı gibi sürekli tazelenme. Yani ecel dedim hakikaten aslında bir tazelenmeyi ifade etmesi lazım benim alevimde. Ve ben ecel hakikatini unutmamın sebebi kainatta bir yaratılış içerisinde her an var ediliş ve yok edilişin farkındalığını yakalayamadığım için ben bunu aleme canlı tutamıyorum. Benim için ecel ben ölünce veyahut en yakınlarım ölünce beni sarsacak bir hakikat oluyor. Ama bu manayı yakalayınca her gece, her gündüz, her sabah, her akşam, her ilkbahar, her sonbahar, yaz vesaireler benim alemimde, benim dünyamda sürekli şekilde tazelenme hadisesi bana ecel hakikatını ders veriyor. Böyle bakınca mesele ne oldu? Şimdi ben kendimde baktım bir hakikati idrak ettim. Şimdi bir arayışa gidiyorum. Yani ben ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Evet şimdi geliyor bak diyor ki Bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden Tasvir ve takdir ve tedbirle bir saray, bir kitap gibi, bir sergi, bir temaşagah gibi tasarruf eden sanine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Evet, ilk adım şu. Yani ben öncelikle kainatın bir saray olduğunu farkına varacağım. Ve bu saray içerisinde yapılan fiiller var. Mesela icat fiili var. Cenab-ı Hak her an yaratıyor. Yarattı ve idare fiili var. 400 bin mahlukat an ve an rububiyet dairesinde nasibini alıyor, idare olunuyor, terbiye olunuyor, sevk olunuyor, doğduruluyor, öldürülüyor. Hepsinin cihazatı farklı, silahı farklı, hayatı farklı. Mesela bir askeri de tertip tertip var değil mi? İşte 79'a 2'ler, 79'a 3'ler de eskiden. Şimdi askeri sistemi değişti ama yine bölük bölük alıyorlar değil mi? Bölük bölük terhis yapıyorlar. Ama bakıyorsun kainattaki mevcudata ya işte atıyorum 21 gün yaşıyor. Karıncası işte şu kadar yaşıyor. Kaplumbağası 400 yıl yaşıyor. Kargası 200 yıl yaşıyor. Gülü 15 gün. Ama bakıyorsun bu kadar geniş bir dairede bu kadar ayrı ayrı terhisatlar hiçbir şekilde sekmeden harfiyen bir idare tedbir var. Onunla beraber tertip ve tasvir var. Tertiplendirilmiş ve tasvir, bir suret verilmiş, bir şekil verilmiş, bir kader çizgisi var her bir mahlukatta. Yine takdir ve tedbir var. Yani ne taşmasına ne aşmasına izin veriliyor. Şimdi bu fiilleri sen gördün mü kainatta? Gün içerisinde bu fiilleri kaçta kaçını gördük abiler? Bakın bu bir fıtridir. Yani ben şuraya girdiğinizde bir nizam ve intizamı gördünüz, değil mi? Temizliği var. Diyoruz ki temizleyen var. Böyle bir yere bir temizlik olmuş. Diyor ki buraya kadın eli değmiş. Niye işte kadınlar çok temizdi? Temizlik yapılmış yani çok güzel. Ve hatta sürekli nizam ve intizam içerisinde gördüğünüz bir yerdeki dağınıklığı görünce ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kim yaptı bunu? Bak fiili gördüğün anda faili aramak fıtridir. Önce fiili görmek lazım. Sıkıntımız burada biz fiili görmüyoruz. Bizim imanı bir gayb çok gayb. İmanı bir iyi var bizim Gaybe iman ediyoruz ama bizim çok gayb bizim işin o yani. Bir ötelerde, belelerde bir Allah görmesek de bilmesek de o Allah bizim Allah'ımız yani. Hayır ya. Cenab-ı Hak bana kainatın üzerinden ders veriyor. Kendini bana oradan anlatıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman, baktığınız zaman göreceğiniz en büyük hakikat şu alemi şehadet var ya. Alemi şehadet bizim için çok önemli ya. Ama enteresandır. Bizim buna karşı böyle bir frekansımız kapalı. Bizim için daha çok gaybi şeyler önem arz ediyor. Geçen derste örnek vermiştim. Mesela ben burada size cinleri anlatsam çok ilginizi çeker yani. Çok seviliyor bu konular. Mesela cinleri anlat dinliyim sabaha kadar yani. Böyleler, ya, şöyleler. Ya ne yapayım ben cini ya? Ne yapayım ben ya? Var mı benim faydası var mı? Ya çiçeğe bakalım. Ya gel çiçeği konuşalım. Gel güneşi konuşalım. Gel ayı konuşalım. Gel seni konuşalım. Varlığı konuşalım ya. Alemi şehadet perdesi üzerinden ulaşacağım bir alemi gayb var. Ben gidiyorum bu alemi şehadeti, bu görmüş olduğum alemi siliyorum. Diyorum ki bana gaybi şeyler anlat yani. Nasıl uçulur, nasıl kaçılır. Enteresan bir şey. Yani Alice Harikalar Diyarı gibi bir din anlatmaya başlıyor. Çok ortaya garip bir şey çıkıyor. Yani Kur'an'ı bir yöntem değildir bu. O yüzden menkıbeyle, hikayeyle, Böyle gaybi şeylere din anlatılmaz. Bu doğru bir yöntem değil. Bu asrı tatmin etmiyor. Şimdi bakın iş nereye gidecek ama. Şimdi fiili ders verdi. Şimdi ben baktım. Yani bak dedi kainata, Kur'an. Ben de baktım. Yani okudum. İkra, ilk emir, oku. Okudum. Neyi gördüm? Baktın ki bu icat, idare, tertip, tasvir, takdir, tedbir fiilleri bana bir saniye, bir katibi, bir nakkaşı ders veriyor. Ona işaret ediyor. Çok basit. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Doğru mu? Bunu kim inkar edebilir? Tahtaya bir tane yazı yazın. Hocaya yaz mesela. De ki adam atayıs olsun. Misal veriyorum. Adama derse hocam sen çok salaksın. Affedersiniz. Külse yakışmayan bir şey kelam ama özür diliyorum. Çok salaksınız hocam. Kim yazdı bunu diye sorar. hocam şimdi bu görmüş olduğunuz yazı kendi kendine yazıyor. Evet. Kim yazdı bunu bana söyle. Hocam yok vallahi yok. Sen rüzgar esti, kalem kalktı. Birden bire böyle oldu işte bana. Ya benle dalga mı geçiyorsun? Bak dalga geçmiyorum işte. Bak sendeki bir fıtrat arayışını gösteriyorum ben. O yüzden üstadın çok basit bir formüle hitabı var. Diyor ki kainatta şaşılacak bir şey varsa o da inkardır. Evet inkar deyince biz abiden hemen işi ateistlere atıyoruz. Yani ateistler inkar Allah kafirler Allah belanı vermesin. Bunlar bir türlü iman etmezler yani. Kardeşim inkar yalanlamak olabilir. Sen ne kadar farkına vardın ya? Farkında olmamak da bir inkardır. Sanatın farkında olmamak da bir inkardır. Yani böyle iş bana gelince o zaman işte cız oluyor mesela. O zaman ben küfür deyince ben hakikatin üzerine örten kişi küfür kafir olduğunu idrak edince inkar etmek manasında değil, itikadı kafir değilim ama ben fiili olarak ne yapıyorum? Küfür üzerine yaşıyorum. Yani hakikatin üzerine örtüyorum. Kainata ne bir icat görmüşüm, ne bir idare görmüşüm, ne bir tertip görmüşüm, ne bir tasvir görmüşüm, ne bir takdir görmüşüm, ne bir tedbir görmüşüm. E bunlara görmemişim. E tabi ne ararım ben sahneyi, ne ararım ben katibi, ne ararım ben nakkaşı. İhtiyacım yok ki. Önce farkına var. Bak şimdi fiilin farkına vardın, okudun ve ne oldu? Fail aramaya başladın. Faili geçtin. Önce fiili gördün. Sonra faile geçtin. Bak bu bir yürüyüş. O yüzden diyoruz ya insandan İslam'a gidiyoruz. Ben baktım ki bir fiil var. Faili aradım ve artık efendimizin vahiy gelmeden önceki haleti hurriyesini hatırlayın. Bakın ne kadar olduğunu bilmiyorum ama uzun bir süre Hira'da bir tefekkür boyutu var efendimiz. Ve ondan sonra vahiy geliyor. Ve ilk ayet, ikra oku. Efendimiz Efendim sonra sen Allah sana ne buyuruyor? Ya ben okuma bilmiyorum ya. Yani ne yok ki? Yani oku dediğin zaten Hira'da görmüş olduğun manzaraları temaşa ettin mi? Ettin. Bunun bir Rab tarafından idare olunduğunun farkına vardın mı? Vardın. Heh, şimdi adım adım gittim bak şimdi. Din bana açılmaya başlayacak. Bunu gördüm. Şimdi öyle de kainatın hilkatindeki makasıtı ilahi bilecek ve bildirecek. Önce bilecek sonra bildirecek. Tahavülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek. Ya bunları niye yapıyor, niye oynatıp duruyor, neden ondan sonra tasarrufat yapıyor diye. Bunların talim edecek ve vazifeden hani harekatındaki neticeleri ders verecek, mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek. Nereden geliyorlar? Nereye gidecekler? Ne için buraya geliyorlar? Çok durmuyorlar, gidiyorlar diye dehşetli suallere cevap verecek ve o kitabı kebirin manalarını ve ayatı tekviniyesinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek delal. Şimdi bu mamayı anladın. Şimdi bana öyle bir zat lazım ki bu manayı bana ders verecek. Yani kainata ben baktığım, kainata baktığımda acayip bir devran var. İcat, tedbir, takdir, sürekli bir terhis, sürekli bir fiiliyat var. Bunu gördüm. Şimdi baktım sordum. Lan bu nedir bu iş? Yani ben bir ayrılışa geçtim. Ondan sonra bana bunu ders verecek bir zat lazım. Fakat bu zatın özellikleri lazım. Nasıl bir zat? Yüksek bir dellal olacak. Dellalları biliyorsunuz. İlan edecek. Doğru bir keşaf olacak. Affedersiniz atmayacak. Keşaf. Keşfetmiş olacak. Bizzat görmüş olacak. Sonra muhakkik bir üstad olacak. Hakikati ders veren bir üstad olacak. Ve sadık bir muallim olacak. Şimdi ben bu zatın sözünü dinlemeye başlarım. Peki nereden söyleyecek bana bunu? Evet ikinci adım. Şimdi cevap verecek işte bu. Cevap veri nereden olacak? Cevap vahiden olacak. Çünkü şu kainatın halıkından bana ders vermesi lazım. Zira şu kainatın yapan zat ancak bana bu dersi verebilir. Yani bu kainat yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla yapılacak her yorum beni geri atar. Beni tatmin etmez. Bana öyle bir zat lazım ki bu kainatı yapan zattan ders almış ve o dersi bana verecek olan bir zat lazım. Cevap yeri vahidir. Yani son vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den ben bu dersi alıyorum. Yani seni yaratan Rabbin adıyla oku manası şu kainatı yaratmış olan zatın vahiy ile neden yarattığını, ne için yarattığını, gayesi ve maksadı ne olduğunu ifade etmiş olduğu kitap üzerine konuşan bir zatı dinlemek zorundasın sen. Cevap arıyorsan eğer. Çünkü arzı insanların felsefenin ve hatta bencelerinin anlaşılacak mesele değildir. Çözemezsiniz ki. Çözememiş insanlar işte. O yüzden çoğu kısmı dinsiz olmuşlar. Peki bunu yaparsan ne olacak? Hemen mana. Ne çıkıyor? Kitab-ı Kebir'in manaları âyât-ı tekviniyesinin hikmetlerini ders verecek yüksek bir delal, doğru keşşaf ve muhakkik bir üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği. Ben Efendimiz'i e ve Kur'an'ı dinlemeye başladığımda manalar şunlar. Şu kainat bir maksat üzerine, bir hikmet üzerine, bir kıymet üzerine, bir kemalat üzerine yaratılmıştır. Ve bu dört ana gaye bütün mevcudatın her safhasında mevcuttur. Sen bunu anlamaya başladığında artık kainat insan düzlemi üzerinde dinle hayatı yorumlamaya başlamış oluruz. O yüzden bu noktayı bize ders verecek olan kimdir? Bu vazifeleri herkesten ziyade yapan Muhammed aleyhisselatu Vesselam'dır. Bakın elhamdülillah. O yüzden şimdi bugün Allah var ama yaratmış kainatı ve ellemiyor. Ve hatta Allah var ama ben Allah'a inanıyorum ama peygamberi kabul etmiyorum diye bütün bu inanışların işte deizm midir Bütün bu inanışların temelinde şu sıkıntı var. Yani Kur'an'ın sorgula bak gibi emirlerini yerine getirmiş fakat Bakınca da mana çıkartamamış. bakıyor, var ediliş ve yok ediliş var. Bakıyor manasız. Araştırıyor arzi insanlardan, felsefeden veyahut da bence diyor. diyor. ki bence bu böyle olmaması lazım. Bence bu böyle olmaması lazım diyor. Ve raydan çıkıyor. Bakın dün akşam bir telefon geldi bize. Bizim videodan bir tanesi izlemiş abi. Benim diyor çok eski bir hafız arkadaşım. Şu anda YouTube'da meşhurmuş bu adam. Ateist olmuş. Bakın hafız adam ateist oluyor abiler. Enteresan bir şey bu ya. Hafız adam nasıl ateist olur ya? Olur. Çok basit. Eğer sen dini fıtrattan kopardığın anda din senin için artık yaşanması dünya hayatına karşı engel teşkil eden bir kurallar silsilesi haline gelir. Çok basit yani bunun artık bakarsın çıkamazsın işin işinden yani. Ya bir de Kur'an-ı Kerim'e böyle sati bir nazarla yaklaştığında bazı cümleler var ki okuduğunda ayet meallerini okuduğunuzda ciddi olarak söylüyorum. Onlar zaten birçok insan ayet mealleriyle dinden çıkabiliyor yani. Öyle cümleler, öyle kavramlar var ki iki dışından çıkamazsın. Çünkü üslup ve yöntem bilmediğinden dolayı meseleyi bence yaklaşınca çözememe başlıyorsun. Bu sefer sapıtmaya başlıyorsun yani. Peki bu adamlar neden deist oldu? Neden böyle garip yollara çıktılar? İşte gördüler, baktılar, çoğu düşünüyor. Fakat düşündüğü şeye cevap verecek kişiye yanlış yere gitmiş. Gitmiş 50 felsefecinin kucağına oturmuş. ve hatta gitmiş ondan sonra nefsinin rahlesine oturmuş. Gitmiş ondan sonra okulda almış olduğum bir eğitimle meseleye yaklaşmış. Kardeşim bu kainat yapılırken bu insanların aklı kullanamadı ki. Bu insanların aklı kullanamadığı bir kainatı sen bu insanların aklıyla ve hatta bencelerinle ve hatta keşkelinle neden yorulmuyorsun? Neden ondan sonra vahye karşı açmıyorsun kanalları? Neden? Çünkü ben ve bencelerinle yaklaşıyor. Aynı şey bizlere var. Şimdi ben kainatta ne görüyorum? İcat görüyor musun? Tedbir görüyor musun? Takdir görüyor musun? Bunun farkında mısın? Aynı inkar senin de dünyana yapışmış ve sen de yavaş yavaş bir erozyon içerisindesin ya. Yani. Ve de biz bu insanların birçoğuna ulaşamamızın temel sebebi bu. Çünkü adama öyle bir yaklaşıyorsun ki zaten ezberle, öğren denenden, babanın duymuş olduğu örneklerle yaklaşıyorsun. Adam zaten tatmin olmamış. Bir de adam sana soru sorunca yakalın. Sonra böyle sorular. Estağfurullah dinden çıkacaksın falan filan diyerekten. Ama aklına böyle sorular getirme ya. Yani böyle sorular sorma derken aslında kendi cevap veremeyeceği için sorma. Yoksa ya soru sorsa bilse sabaha kadar konuşacak. Yok o da kov. Ondan daha değişti. İki gıdıkla gör ondan beter değiştik var yani. Peygamberi kabul etmiyor adam. Diyor ki, peygambere gerek yok. Tamam kardeşim peygambere gerek yok. Rehbere gerek yok. Doğru mu? Ama saraya gidince ne yapıyorsun? Rehber tutalım diyorsun. Niye rehber tutuyor? Daha bir rehber Niye rehber tutuyorsun kardeşim? Daha iyi anlatıyor. Fıtri bir ihtiyaç demek. Yolda giderken tabelalar var. Hepsi birer nübüvvetin numunesidir yani. Tabelasız yol olur mu? Ne diyorsun lan? Bir tane tabela koymamışlar. Şuraya bak be. ha bak tabelasızlık demek ki olmuyormuş. Yolu bulamıyormuşsun demek ki. Bak fıtri bir ihtiyaç. Hastaneye gidiyorsun diyor ki üçüncü katta bu var, beşinci katta bu var. Morg burada, mescit burada, dahiliye burada. Niye? Nübüvvetin numunesidir işte. İnsan rehbersiz yürüyemez. Bilmediği yerde insan rehbersiz yürüyemez. E şu kainatı sen bilmiyorsa rehbersiz yürüyeceksin. Yani kainatı sorgularken, kainatı yorumlarken biz ne kadar peygamber efendimize tabi olduk mesela. İttebi'u diye ayete gel. Tabi ol. Biz bunu ne anlıyoruz? Tabi olduk. Evet ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabiyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü dedin. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiş olduğu ana derslerin hepsi bunlardır. Işte. Kainatta icat, idare, tertip, tasvir, takdir, tedbir, fiilin içerisindeki bir saniye ve katibi ve nakkaşı ders vermiş Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem. Gün içerisinde bu dersi kaçta kaçını uyguladın? Kaç kere bir sanat gördün ve sanatkar aklına geldi? Kaç kere bir nakış gördüğünde nakkaş aklına geldi? Bunu sorgula işte. Emin olun ki bu sorgu yaptığımız zaman gün içerisinde 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika müthiş bir zaman. Yani 5 dakika bunu düşünen, tefekkürden adam varsa o adam bu aslında evliya olur yani. Ne diyorum bak ben yaklaşık 6 aydan beri ciddi uğraştığım halde bir dakikayı bulamıyorum mahluket tefekkürün noktasında. Bir dakika ulaşamıyorum yani. Zorluyorum zorluyorum olmuyor. Ama bu acıtacak, can yakacak ama bu farkındalık bize çok şey katacak. Bunu yaptığımız anda çok farklı olacak. Allah muvaffak etsin inşallah. O yüzden uğraşacağız yani. Birazcık zordur. İlk defa belki de duyduğunuz manalar, kainatın tılsımı muğlakı neymişler, kainatın tılsımı neymiş. İşte bütün bunların hepsini böyle ciddi uğraşta, uğraşta Kur'an'ı metotla hayatınıza yerleştireceğiz. Yoksa o da hızlı şekilde bir sözü ben çok da güzel okurdum. Çok da güzel bir espritüel yerler var burada. İki, üç espriye var. Ha ha gülerdiniz böyle. Aa, ne güzel anlattın. Ne? Çok da hem güldürüyor hem düşündürüyor falan derdiniz. Ondan sonra giderdiniz. Arkamda da met ederdiniz. Elhamdülillah. Ben de çok güzel şovmenlik yapmış olurdum. Çok da güzel like alırdım. Ondan sonra hiç böyle kasmaya da göçmeye de gerek yok. Cahit abi de uyumazdı mesela. Ama bu değil ya. Esas olan böyle zorlayacağız, kafaya sokacağız. Evet, kainatın tılsımına din noktasında bakmazsak ne olur? Soru bu. Tam bakmayalım abi, illa dinden bakmak zorunda mıyız? Çünkü bizim alemimizde din ve dünya ayrı. İki güruh. Bir din var, bir de dünyamız var. Yani din var, böyle sürekli öyle yaşamadığımız, arada yaşadığımız. Bir de dünyamız var, kesinlikle toz kondurmadığımız. Dini de hayatta bulaştırmadığımız. Çünkü bulaştırırsak dini buraya var ya biz bir şey yapamayız. Mesela faiz yiyemezsin. Araba için kredi çekemezsin. Buradaki maksat, hikmet, kıymet ve kemalatı anladık. Peki bu bana ne katacak? Kainata ne katacak öncelikle? Büyük insan olan kainata. Kainat mektubu ilahi olacak. Kur'an-ı Rabbani olacak. Peki ben ne olacağım? Küçük kainat olan insan. Hazreti insan olacağım. Bir. Bir de saadeti dareyne mazhar olacağım. Yani iki cihan saadeti. Hem bu dünya hem ahiret. Bizim için Müslümanlar ne demek? Müslüman İşte ahirette çok büyük saadetlere mahzar olan bir yuruh. Bunlar bu dünyada böyle sefil, ezilen, büzülen, hayatta iki yakası bir yerle gelmeyen, yani. tamam böyle hep böyle somurtan, hiçbir zevk peşinde koşmayan, tamam böyle acayip bir varlıklar. Yani Bunlar ahirete gittiklerinde böyle yüklemiş oldukları derin manalarla böyle ahirete gittiklerinde böyle hoppala hepten bir cennet yaşayacaklar. yani. Ha Oldu be. Ne yapıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Ulan kim tabi olur böyle bir şeye? Dünyadaki bütün sıkıntıların, bütün imtihanların sebebi sendeki açılımlardır. O açılımlarla sen iyi bir Müslüman olarak sen zaten sıkıntı çekmezsin. Sıkıntı manayı anlamayan içindir. Ben acı biberi çok seviyorum abiler. Tamam mı? Çok severim acı biberi yani. Aranızda hazır acı biber seven insan. Ben acı biber yerken kendimden geçiyorum ya. Bildiğin ağzım sulanıyor. Ben bugün yedim işte vardı böyle Arap dedim her acı bir şimdi acep bir şunat ilahiye mahzar oluyorum. Böyle acılar böyle ağzım sulanıyor tamam mı? Bildin ya. Ya yanıyorum. Bildin gözlerim yaşarıyor. Hıçkırık tutuyor ama sulanıyor ağzım. Keyif alıyorum. İşte ehlullah böyledir. Musibet ve sıkıntılar zahiri celal terbiyesidir onlar için. Ama onları açılıma seviyet verir ve onlar keyif alırlar. Lütuf da kahır da aynı şeydir onlar için. Öyle bizim zannettiğimiz gibi Müslüman burada <laughs> ağlayacak böyle cennete gidecek elhamdülü rahata kavuştuk falan. O, öyle bir şey yok ya. Rab'tan gelen her şeyin güzel olduğunun idrakine varan kişidir. Ehlullah, Allah dostu. Burada o manayı yükler, alim arette o manayı izler. Öyle değil yani. Burada yedi şeye söv. Her şey Allah'tan bas küfürü, bas kalayı, bas isyanı. Ahirette inşallah çok şey olacak ya olacak gidince görürsün. O istidatlar var bize nevalandırmaya, açmaya geldik. Şimdi açmıyoruz biz. O istidatlar gitgide kölleşiyor, kapanıyor. Bu sefer de böyle şeyler var deyince lan adamlar çok mübarek adamlar ya. Ne yaşamışlar be. Hep bu sefer yapanlar övünüyoruz. Ya benim üstadım var ya, bizim üstad. benim şeyhim var ya, benim şeyhim. bırak ya, bırak şeyhin tamam Allah razı olsun. Çok mübarektir. Eyvallah. Canımız kurban. Üstad da çok mübarektir. Eyvallah da. iyi de bana katkısı yok. Babam yemek yiyince ben doymuyorum ya. Yani. Şeyin yemek yiyince sen doymuyorsun yani. Öyle dünya yok. Evet şeyin bir vesiledir. işte üstadım bir vesiledir ama onu övmekle göklere çıkarmakla yürünecek yol değildir bu. Taklit değildir yani. Üstad sana bir hayat yaşamış, bir ders vermiş. Onu hayatında lanse ettiğinde, uyguladığında evet sana bu yol açıktır diyor. Sen de yürü. Yoksa yürüyen övmüşün. Ne yürüdü adamım maşallah. Ne yürümüş be. Ne yürümüş sana hala oturuyorsun yani. O zaman ne faydası var bu işin sana? istidatla nem alanmadı. Evet peki din noktasında bakmasak ne olur? Evet Muhammed'in aleyhissalatü vesselam getirmiş olduğu nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder. Farkındalık getirmiş bize din. Artık eğer ciddi Kur'an'a muhatap olduğumuzda çiçek, böcek, güneş, ay sizin için mana ifade etmeye başlar. Bak en azından ilk adımdır bu yani. Dersin ki elhamdülillah. Cana bak ne güzel yaratmış. Yani bu sohbetlere gelenler ilk defa gelenler için. Mesela bizim öyle anlatırlardı bir abi. Ottu Üniversitesi'ne kazanmış. Yanında bir tane böyle adam var. Solcu. Tanışmışlar. Yürüyorlar işte Ottu'nun o ağaçlı ormanlığın içerisinde. Bizim abi tabi bu hakikatleri tanışıyor demiş ki ağaçlar bak maşallah ne güzel demiş maşallah maşallah. Yanındaki demiş ki herife bak demiş Ottu'yu kazanmış gelmiş ağaçlara bakıyor Manyak mıdır nedir demiş bu adam. Bak ağaç bir mana. Aynı ağaca iki kişi bakıyor. Bir tanesi için ağaç kıymetsiz, manasız. Odun, odun oduna bakıyor ya. Yani. Bir odun yani onun için yakılacak bir odun yani. Ama ötekisi için bir mektup oldu. Bir kıymet ifade etti. Değil mi? Bir mana ifade etti. Peki bu nereden geldi işte? Efendimizin getirmiş olduğu nur, Kur'an vasıtasıyla biz bunu dersi aldık. Ve kainat baştan başa gayet manidar mektubat-ı ilahiye, mücessem bir Kur'an-ı Rabbani, muhteşem bir meşeri asarı subhaniye oldu kainat. Yoksa Adem hiçlik, zeval ve fena vahşetli bir virane, dehşetli bir matemane mahiyetine düşer. Eğer Kur'an gözüyle bakmazsan. Şimdi ben vahiy ile muhatap olmadığımı nereden anlayacağım? Şimdi sen ruhu insani olarak kainata, mevcudata bakarken eğer adem, yokluk nereden geldi bilmiyorum. Nereye gitti? Yok oldu gitti diyorsan ve manasız bakıyorsan, karma karışık görüyorsan bir dengesizlik var ya. Acayip bir dengesizlik var yani. Karma karışık. Büyük balık küçük balığı yutar. Rızık aslanın midesinde artık. Mücadele zaman. Çalış, çalışmazsan aç kalırsın diye bunlar hepsi uzantılar. Ve vahşetli görüyorsan her yerde zulüm, her yerde kan akıyor, dünya kan kokuyor yani bildiğin gibi değil. bu kadar mı ondan sonra karışık olur diyorsan, dehşetli görüyorsan, her şeyden korkuyorsan sen vahiy tezgahından geçmemişsin kardeşim. Sana Kur'an nazil olmamış. Sen Efendimiz sallallahu aleyhi kulak vermemişsin. Efendimizin getirmiş olduğu nurdan yani Kur'an'dan ve şeriattan nasibini almamışsın. Gün içerisinde bu manaları yüklemişsen, bu manalarla hayatı yorumlamışsan senin almış olduğun ders Kur'an dersi değildir. Peki kainatı manidar mektubu ilahi olarak görüyorsan. Mesela bugün kaç tane mektup okudunuz? Whatsapp mesajı değil mektup diyorum bakın. Ama nasıl mektup? Manidar mektubu ilahi. Mesela güneş mektubunu okuyoruz ilk günden beri. Celali bir güneş mektubu var. Allah cehennemi hatırlatıyor bize bu dünyada. Bakın diyor 35 derece sıcaklıktaki güneş, 80 derecelik bir nemde bu hale geliyorsunuz. Aklınızı başınıza alınız. İnsaniyetinizi bozmayınız. Fıtrata aykırı hareket edip günahlara girmeyiniz. Dayanamazsınız. Klimasız dayanamıyorsunuz. Tüm gece yattım Allah'ım ya bir ter bir ter Allah'u ekber dedim ya ya. Giriyorsun duşun altına çıkıyorsun bak serinliyorsun. Güneş mektubu okutuyor bana şu anda. Celal mektubu. Aynı zamanda o celal içerisinde cemali de okutuyor ki senin yüreğimedin güneşte kuşlar uçuyor tüyleriyle. Senin yüreğemedin o güneş senin nimetlerini pişiriyor. Fırıncılık yapıyor. Elhamdülillah bak. Bu manayı da okudun. İkinci adım kainat neymiş? Mücessem Kur'an-ı Rabbani. Kur'an nerede? Kur'an kainatta. Zaten bu dersin sonunda öyle diyor. Diyor ki Kur'an kainatı okuyor. Oraya kadar gelebilirsek inşallah. Kur'an kainatı okuyor. Surelerle, ayetlerle Kur'an benim sürekli görmüş olduğum kainatı bana ders veriyor. Mesela şu anda su içiyorsunuz ya. Aman ha. Bakmadan içmeyin. Şu suyu içerken bakmadan içmeyin yani. O üç kere içme manası hep bu ders çok defa zikrettiğim için hızlı geçeceğim. O mana içindir yani. Dur bir bak böyle içme daha işte bu vatan böyle içiyorsan bu suyu olmadı yani. Okumadın ki sen. Burada bir su benim için bir mevcut olan bir mahluk. Aynı zamanda benim için mücessem bir Kur'an ayeti. Bir bardak Kur'an ayeti var bende. Kur'an bana suyu içerken bakmamı emrederken, yediklerine bakmamı emrederken onun içerisindeki mucizeliği bana ders veriyor. Mücessem bir Kur'an Rabbani ve muhteşem bir meşheri asarı subhani oluyor kainat. Ben eğer bu şekilde bakıyorsam. Evet gün içerisindeki yüklemiş olduğunuz manalar bu ikisi arasında gelip gider yani. Eğer sen kainatı felsefe ve ene veyahut da vahiy ile okuyup yorumladığın neden anlaşılır? Bu iki noktadan. Şimdi kainatta iki türlü bakış var. Birisi felsefe. Yani felsefe dedim şu değil yani işte Sokrat, Aristo tarzı değil yani. Felsefe Kur'an'dan, vahiyden kopuk her verilen ders felsefi derstir. Bunu en çok yapan kimdir? Nefistir. E nedir? Bencelerle, keşkelerle diye yorumlamış olduğun hayat, felsefeyle yorumlamış olduğun hayattır. Sen adem, hiçlik, manasızlık, karma karışıklık, vahşetli ve dehşetli bir kainat görüyorsan, sen Kur'an tezgahından gelen vahye muhatap olmamışındır. Eğer kainatı manidar mektubu ilahi, mücessem bir Kur'an Rabbani, muhteşem bir meşşeri, asar-ı subhani görüyorsan, sen Kur'an'a muhatap oluyorsun demektir işte. Yüklemiş olduğun her mana senin için alim arete nurani bir kapı açacak. Rahmet gördün, rahmet göreceksin. Rahmeti farkına varacaksın. Merak etme, korkmana gerekecek bir şey yok yani. Evet, kainatın bir tılsım muğlak olduğunu anladık. Tılsım muğlak manası neymiş? Kainattaki bu acip cevelan ve develanın farkına varıp bu durmayana neden durmuyorlar, nereye gidiyorlar, ne için geldiler sorusunu sorup hem kendimi hem mevcudatı sorgulamaya başladığımda kainattaki bir saniye, bir nakkaşı, bir katibi aramaya koyulmaya başlıyorum ben. Ve din benim için bir arayış olmaya başlıyor. Din benim alemimde, benim melekut boyutumda bana bir açılım vermeye başlıyor. Ve ben kainattaki tasarruf üzerinden o tasarrufu yapan zata ulaşmaya başlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve getirmiş olduğu nur, Kur'an o bakış açısı, o İslamiyet bana hep bu dersi veriyor. Yani ben ne zamanki kainatta Kur'an'ı bir gözle baktığımda kendi alemimde bir nur, bir hakikat, bir mana, bir hikmet görüyorsam ben kainatı ne yapıyorum? Kur'an nazarıyla müşahede etmiş oluyorum. Ama bunu yapmayayım. Kainatı bir çirkinlik, bir abes, bir vahşet, bir dehşet olarak görüyorsam, böyle yorulmuyorsam ve kainatı da sorgulamıyorsam nereden geldin, nereye gidiyorum ne için geldin belirli Ya acayip bir yere geldik. Neden geldin, nereden yaratıldım diye saçma sapan ifadelerle yaratılışı kötülüyorsan, isyan ediyorsan sen din tezgahından uzak kalmışın. O yüzden bu kainattaki yapman gereken en büyük hakikat sorgulamaktır. Kur'an'ın bak emrine karşı Kur'an'ın bu emrini o bak emrindeki farkındalıkla kainatı Kur'an'la yorumladığında ulaşacağın en büyük hakikat Amentu billah ve bil yevmül ahiri hakikati olduğunu anladık anladığımız kadar. Ruhaneke la ilme yana inneke enten ve rabbil el fatiha ma